Evet, günaydın dostlar. Bugün Şile'nin Darlık köyündeyiz. Darlık köyünden Kocaeli Değirmençayı köyüne doğru devam edeceğiz. Bugün yanımızda sevgili Ümit de var. Merhaba Ümit, nasılsın? Günaydın. Sen nasılsın Orhan? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Herhalde hem yürüyeceğiz hem mantar toplayacağız, değil mi? Tabii zamanımız yeterli olursa arada mantarı da çıkarmaya çalışacağız. Kasamız da hazır. Bakalım günün sonunda neler çıkacağız. Değirmençayı köyünde saat 17'de otobüs var sevgili arkadaşlar. Son otobüs 17 olduğu için ona göre performans yürüyüşü yapacağız. Tabii 3 kişi olduğumuz için biraz daha zamanımız daha fazla olacağını inanıyorum. Çünkü 3 arkadaşız. Üçümüz de yürüyüşü sağlam. Fazla zaman kalırsa birazcık da mantara ağırlık verip arada mantarı da çıkarmaya çalışacağız. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Hava da güzel. Esiyor. Hafif böyle bir rüzgar da var. Keyifli bir rota olacağını düşünüyorum. Evet, şu an elik mantarı yan yana olur. Bunlar daha da büyüyecek. Biraz tatlı sert. Soğanla kavurup yiyoruz. Haşlamalı. Bunlar böyle büyüyor. Buraya birkaç gün sonra gelince etrafında da onlarca yüzlerce olacak. Şuralar büyüyecek. Herhalde genelde köklere daha yakın olacak. Aha, köklere yakın. Aynen. Sağa sola doğru fışkıracak, gidecek. Evet, bulunduğumuz bölgede arkadaşlar meşe ağaçlarıyla hep kaplı. Stabil bir orman yolu içinden yürüyoruz. Çok da keyifli. Güneşten de korunuyoruz. Hava gayet de sıcak. Evet Aras, nasıl gidiyor? Güzel. Gölgeden gidiyoruz. Sıcaktan korunuyoruz. Fazla güneşlemiyoruz. Yolumuz da gayet gördüğünüz gibi böyle stabil, güzel bir yol. Yolumuz Kocaeli'ye doğru devam. Bakalım daha önümüzde nasıl bir manzaralar bizi bekleyecek. 3 kişilik ekiple yola devam ediyoruz. Evet, şimdi dikenlerle biraz mücadele ediyoruz. Çok küçük bir alanda böyle bir sıkıntımız var. Hemen şu arkadaki orman patikasından doğru tekrar rotamıza bağlanacağız. Bu bir keşif yürüyüşü olduğu için arkadaşlar bazen böyle yaklaşık şu an 5 kilometreye yakın bir yol yürüdük. Gayet stabil. Buraya kadar bir sıkıntı yoktu. Burada ufak bir bölümümüzde bir diken var. Şimdi buraya atlattıktan sonra yine tekrar normale döneceğiz. Evet sevgili dostlar, çok güzel bir yaylaya geldik. Muazzam da bir manzara var. Burada bir mola vereceğiz. Artık yemek molası mı diyelim, dinlenme molası mı, tam olarak da karar da veremedik. Sözü şimdi sevgili Ümit Tetiğe bırakıyorum. Evet Ümit, manzara gerçekten muazzam. Harika bir coğrafya, süper bir doğa. Sade belli bir alan açıklıkta kalmış. Etrafı ormanla çevrili. Muhtemelen bir stabilize yol ya da köyden geliyordu. Doğası güzel, tam kamp yeri. Araçla bir şekilde ulaşılabilir herhalde buraya. Bir de su olduğu zaman buraya bir işaretleme yapmak lazım. Evet. Bir daha da gelinir yani. Bak aşağıda da koyunlar otluyor, çok güzel. Tam aşağıda vadide. Tamam, beyaz beyaz, ne güzel. Arkada köy var zaten hemen. Arkada bir köy var aynen. Orada muhtemelen var. Hasanlı Köyü muhtemelen Hasanlı arka köyü. Tarafı Hasanlı Köyü, Hasanlı Köyü veya Demirceli Köyü yakınız zaten. Altta daha önceden grupların da yürüdüğü Ümit şey var. Firavun Vadisi, Sarı Kavak yürüyüş parkuru hemen kuzeydoğu tarafında kalıyor, arka tarafta şu sırtların arkasında. Şimdi biz oraya doğru ilerliyoruz. Daha önceden biz o parkuru yürümüştük ama şu an Darlık'tan başladığımız rotayı ilk defa yine biz şu an keşif olarak biz yürüyoruz. Darlık'tan Değirmençayı rotasını 0 kilometre bir rota yürüyoruz. Şu an gayet keyifliydi yani. Buraya kadar her şey çok güzeldi. Sen burayı işaretledin. Çok güzel. Burayı da bir rotamıza işaretleyelim. Bir de etrafı size göstereyim arkadaşlar. Şöyle güzel bir yoldan doğru indik. Çok güzel bir alana denk geldik. Şöyle burada biraz dinlenip fotoğraflarımızı alıp ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Gerçekten muazzam bir manzara. Evet, şu an sevgili dostlar Kocaeli Değirmen Çayırı yönüne doğru rotamızı çevirdik. Darlık'tan çıkmıştık. Gördüğünüz gibi muhteşem manzaraların içinden doğru yolumuza devam ediyoruz. 3 kişi olduğumuz için ilk 9 kilometreyi direkt molasız yürüdük. Daha yeni mola verdik. Burada tabii mantarlar da var arkadaşlar. Şurada aşağıda bir şemsiye mantarı var. Çayır mantarı var. Her taraf mantar dolu. Şimdi biz güneydoğu yönüne doğru ilerleyeceğiz. Baya herhalde bir tırmanış gerçekleştireceğiz, öyle gözüküyor. Evet. Şimdi arkadaşlar alttaki vadiye doğru iniyoruz. Çok da güzel bir vadi. Doğa harika.
Arkadaşlarımız yavaş yavaş aşağı doğru iniyorlar. Şimdi alttaki vadiden doğru güneye doğru yürüyeceğiz. Dediğimiz gibi bugün bir keşif faaliyetindeyiz sevgili dostlar. Ve gerçekten çok da keyifli devam ediyor. İniyoruz, çıkıyoruz. Bayağı güzel manzaraların içinden geçiyoruz. Öğretmen var herhalde. Aşağıda hayvan sesleri geliyor. Muhtemelen koyun sürüsüne denk gelebiliriz şu an. Bir yerden de arkadaşlar çok mantar var ama sevgili Ümit'in istediğim mantar Sezar mantarı dediğimiz, yumurta mantarı dediğimiz mantar. Onu toplamaya, onu bulmaya çalışıyor ama maalesef şu ana kadar denk gelmedik bölgede. Kısmetinde varsa çıkacak. Evet, şu an arkadaşlar biz zirveye doğru kasayla tırmanıyoruz. Kasa direkt yolda. Yani arkadaşlar şu gördüğünüz adam var ya, bu gördüğünüz adamı ben tebrik ediyorum bugün. Nedenine gerek olsak nedenini söyleyeyim. Bu arkadaş Şile'nin Oruçoğlu köyünden hemen hemen şu an değirmen çayına az bir yolumuz kaldı. O boş kasayı buraya kadar getirdi, helal olsun. Vallahi tebrik ediyorum kendisini. Başkası olsa hayatta bununla uğraşmazdı. Mantar toplayacağım diye geldi ama maalesef olmadı. Parkurumuzun en güzel noktalarından birisi de arkadaşlar, Değirmen Çayı'na doğru giderken güzel bir noktaya geldik. Gördüğünüz gibi yayladayız şu an. Güzel bir yaylada. Hemen yanımıza bir dere yatağı geçiyor. Sonbaharın muhteşem görüntüleri var. Arkaya doğru da sevgili Aras çekim yapıyor yukarıda. Şöyle arkadaşlar. Şu an biraz zamanla yarışıyoruz. Çünkü otobüse yetişmemiz lazım. Haydi bakalım. Güzel bir noktaya geldik. An itibariyle arkadaşlar Değirmen Çayırı köyüne 2,5 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Ve yürüdüğümüz parkurlar, karşıdaki arkadaşlar gördüğünüz gibi dağların zirvelerinden aşağı ine çıkara devam ediyoruz. 18 kilometrelik bir parkur demiştik ama bu birazcık daha uzuyor. Herhalde 21-22 kilometre ile bitecek. Sabahtan beri şurada gördüğünüz dağlardan inip in çık yaptık. Yani bu karşıdaki, şöyle biraz zoomlayayım. Karşıdaki gördüğünüz dağların, vadilerin, tepelerin sırtlarından doğru buraya kadar geldik. Yani bu 22 çarpı 2 diyebiliriz neredeyse, o derece sert bir yürüyüş oldu. Saatteki hızımız 4,8 kilometre hızla çıkıyoruz ki otobüse yetişelim diye. Yani günün sonu 22 ama 30 hissettirecek kadar bir saatlik bir parkurda yürüyoruz. Az kaldı ama arkadaşlarım da tabii doğal olarak yoruldu. Evet, sonunda sevgili arkadaşlar Değirmen Çayı köyüne çok az bir zaman dilimi kaldı. Yaklaşık bir yarım saat sonra köy kahvesinde olacağız. Yerler dedim, muazzam bir nane kokusu var. Evet. Günün kahramanı geliyor ya. Günün kahramanı sepet trek. Günün kahramanı, dur abi, bunu daha yayınlayacağız. Evet arkadaşlar, saat 4'e çeyrek var. Sabah saat 10'da Şile Dallı köyünden çıktık ve akşam saat 4'te 20 kilometre ile
Şu an Değirmen Çayırı köyüne ulaşmış olduk. Bayağı bir performans odaklı bir yürüyüş oldu. Zaten ilk 9-10 kilometreyi durmadan yürüdük arkadaşlar, zaman kazanmak için. Diğer bölümünde, diğer 10 kilometreyi de aynı şekilde fazla duraklamadan buraya kadar ulaştık ve bize yaklaşık 1,5-2 saatlik bir zaman dilimi kazandırdı. Şu an köy merkezindeyiz. Caminin orada, böyle güzel bir köy. 15.45'te biten parkurumuz arkadaşlar, Değirmen Çayı köyü finaliydi. Şu an Değirmen Çayı köyündeyiz. Çayımızı içtik, yemeğimizi yedik. Tabi aradan yaklaşık 1,5 saatlik bir zaman dilimi geçti hemen hemen. Şimdi kamerayı ben sevgili Ümit'e çeviriyorum. Günün kahramanı diyeceğim. Neden derseniz arkadaşlar, boş bir sepetle Şile Darlık Köyü'nden başladı ve Değirmen Çayı Köyü'nden o sepeti tam 20 kilometre boyunca taşıdı. Evet, söz sende. Ve otobüs geldi. Otobüs geldi. Mantara baktık ama mantar kısmet bulamadım. Olmadı. Nasip. Her aynen zaman olmuyor. Duşumuzu yaptık, gidiyoruz şimdi. Otobüsümüz de geldi arkadaşlar. Röportaj kısada kaldı.